Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün tekrar AYT Fizik'le karşınızdayız. Bugün ne işleyeceğiz, ne sorular çözeceğiz? Bugün tabii ki ağırlık merkeziyle ilgili sorularımızı çözeceğiz. Hadi bakalım sorularımıza geçelim. İlk örneğimizle başlıyoruz. Eşit bölmelere ayrılmış homojen kare levhanın ağırlık merkezi O noktasıdır demiş. Levhadan taralı parçalar kesilip atılıyor. Şu iki parça kesilip atılıyor. Peki soru bizden ne istiyor? Ona bakalım hemen. Evet, soru bizden ne istiyor? Buna göre işlemlerinden hangileri yapılırsa levhanın ağırlık merkezi yine O noktası olur demiş. Hemen ne yapıyoruz? Tabii ki öncelikle işlemlerimize bakalım. Şimdi eşit bölmeler ayrılmış ve homojen dediğine göre şöyle düşünüyoruz. Şunun kütle merkezi tam neresidir? Ortası. Bunun kütle merkezi neresidir? Tam ortası. O zaman şu ikisini ne yapıyorsunuz? Şöyle birleştiriyorsunuz. Ve ortak uzaklık, yani şurada bir kütle eksilmesi meydana geliyor. Burada ne olsun? İşte bunun kütlesi M, bunun da kütlesi M ise burada ne yapıyoruz? Ortak kütle merkezinde toplam 2 M'lik bir kütle eksilmesi oluyor arkadaşlar. Peki ne olacak? Şimdi kütle merkezimizin tekrar O olması için ne yapmamız gerekiyor? Bunun tam O noktasına göre simetriyi. O noktasına göre simetriyi neresi oluyor? Tam şurası oluyor. Yani burada yine ne olması gerekiyor? 2M'lik bir kütle kaybı olması gerekiyor ki sistemin kütle merkezi ne olsun? Yine O olsun. Peki ne yapıyorum? Bakın hemen şurada şöyle göstereyim. Buraların ne olması gerekiyor da eşit. Şimdi bunu sağlayabilenler hangileridir? Onlara bakacağız. Şimdi öncelikle şunu söylüyorum, bakın. L ile N'nin kütle merkezi nerededir? Buradadır. Sağlamaz. K ile L'nin kütle merkezi nerededir? Buradadır. Sağlamaz. L ile M'nin kütle merkezi tam şurada. O zaman L ile M'yi çıkarmamız bizim için yeterli. Ya da K ile P. Bakın K ile P'nin kütle merkezi yine nerededir? Buradadır. O yüzden ya K ile P'yi çıkartacağız ya da L ile M'yi çıkarmamız bizim için yeterlidir diyebiliriz. Şimdi gelelim bir öncüllerimize bakalım. K ile P parçasını kesip atmak demiş. K ile P'yi zaten söylemiştik şöyle. O yüzden birinci öncülümüz ne oldu? Doğru. L ve M parçalarını kesip atmak demiş. L ve M parçalarını biz söylemiştik zaten. Tam şuraya geliyordu. O zaman ikinci öncülümüz de doğru oldu. N ve P parçalarını kesip atmak demiş. N ile P parçalarını kesip atarsak burada 2M'lik bir kütle azalışı meydana gelir. O zaman kütle merkezi O noktasında dengesini ne yapamaz? Sağlayamaz arkadaşlar. O yüzden bu NP seçeneği olmaz diyoruz. 1 ve 2 doğru cevabımızdır diyoruz. Ve Denizli seçeneğini işaretliyoruz. Hemen diğer soruya geçelim. Evet, bir diğer soru. Şekildeki eşit bölmeli kare levhanın ağırlık merkezi O noktasıdır demiş. Tamam, şurada görüyoruz. Az öncekinin benzeri yine. O noktasında ağırlık merkezimiz var. Peki bizden ne istiyor? Yargılardan hangileri doğrudur buna göre? Peki ne yapacağız? Buna göre yorum istiyor bizden. Diyor ki K ve L parçalarını çıkarılırsa ağırlık merkezi eksi Y yönünde yer değiştirir. K ve L parçaları. Şimdi K ve L parçalarına dikkat ediyoruz. K'nın kütle merkezi burası, L'nin kütle merkezi burası. Burayı bir çizgiyle birleştiriyorum. Tam orta noktasını işaretliyorum. Burada ne olacak? Tabii ki 1M burada, 1M burada. Burada 2M kütlelik bir eksilme oluşacak. Çünkü çıkartıyoruz. Çıkardığımızda bu eksilmeden dolayı kütle merkezimiz ne yapacak? Tabii ki zıt yönde kayacak. Kütle merkezi eklenen tarafa doğru kayar. Çıkarılan tarafın da zıttına kayar. Ona dikkat edeceğiz. Şimdi o zaman önce bakalım buna bir. Ne demiş bize? Biz hangi yönü bulduk? Eksi x ile eksi y'nin tam ortasından gidecek şekilde bulduk. Bu demiş ki eksi y yönünde hareket eder. Tabii ki birinci öncülümüz ne oldu? Hatalı. Hemen ikinciye bakıyoruz. K ve M parçaları çıkarılırsa ağırlık merkezi eksi x yönünde yer değiştirir. K ile M'yi çıkartacağız. Hemen geldik. Bu sefer ne yapıyoruz? K ile M'yi çıkartacağız arkadaşlar. Bakın K buradaydı, M buradaydı. K ile M'yi çıkardığım zaman şöyle çiziyorum. Tam orta noktası neresi? Bakın tam şurası. O zaman burada bir 2M'lik bir kütle eksilmesi meydana gelirse çıkarıldığı için ne yapacaktı? Tam zıttı yönünde kayma gerçekleşecekti. Tam zıttı ne oluyor tabii ki? Eksi x yönü oluyor. Bakalım burada ne demiş tabii ki? Eksi x yönünde yer değiştirir demiş. O zaman ikinci öncülümüz ne oldu? Doğru. Hemen üçüncü öncülümüze bakıyoruz. M ve N parçaları çıkarılırsa ağırlık merkezi artı y yönünde yer değiştirir. M ile N'yi çıkartalım. Şimdi geldim.
M ve N içinde ne yapıyorum? Farklı bir renk kullanayım şöyle. Bakın M buradaydı, N burada. O zaman şu ikisini birleştirdim. Tam ortası şurası arkadaşlar, bakın. Ve burada 2M'lik bir kütle azalışı söz konusudur. Kütle azalırsa ne yapacak tabii ki, ya da eksilirse? Kütle merkezimiz zıt yönde kayar. Zıt yön neresi oldu tabii ki? Artı Y yönü oldu diyoruz. Buraya bakıyoruz. Artı Y yönünü zaten kendisi de söylemiş. O zaman ikinci ve üçüncü seçeneklerimiz olurken birinci seçeneğimiz ne oldu? Gerçekleşmedi. Doğru cevap ne çıkacak tabii ki? 2 ve 3 Edirne diyoruz. Hemen diğer soruya geçelim. Evet, hemen diğer soruyla karşınızdayız. Homojen özdeş küplerden 1, 2, 3 blokları oluşturulmuştur ve bu bloklar şekildeki konumlarda tutuluyor. Bu bloklar serbest bırakıldığında blokların hangileri devrilir? Şimdi arkadaşlar bakın, bu tarz soru son derece fazla karşınıza gelebilir. Dikkatli oluyoruz. Ne yapacağız bunlarda? Şöyle. Şimdi öncelikle diyeceğiz ki bu birinci blok hangi tarafa devrilebilir? E tabii ki bu tarafa devrilebilir. O zaman devrilirken hangi ucun etrafında dönüyor? Tabii ki şuradaki şu ucun etrafında dönüyor. O zaman ben ne yapıyorum? Diyorum ki şuradan sınırımı çizdim. Sınırımı çizdiysem, bunlar özdeş ve homojen küpler olduğu için ne yapıyoruz? Sınırdan her uzaklaştığımızda 1, 3, 5, 7 kuralıyla gideceğiz. O zaman sağ tarafa doğru giderken bakın 1, 1, 1. Sol tarafa doğru giderken 1, 1'den sonra ne var? 3. O zaman bakın sol taraf toplam 4 yaptı. Şu taraf toplam 4 yaptı. Bu taraf toplam ne yaptı? 3 yaptı. O zaman bu tarafa devrilir. Boşluğa geliyorsa, büyük olan kısım boşluğa geliyorsa ne yapacak? Dengede duramaz, devrilir. O zaman birincisi ne yapacak tabii ki? Devrilir. Hemen ikinciye geçiyoruz bakın. Bu sefer buradaki cisim nereye devrilir? Sağ taraf boşluk olduğu için şöyle sağ tarafa doğru devrilebilir. Devrilirken devrildiği taraftaki sınırımızı ne yapıyoruz? Bakın şöyle çizdik. Hemen ne yapıyorum? Sol tarafında bir birim, bir birim. Sağ tarafında bir birim. Bakın bu taraf ne oldu? 2. Bu taraf ne oldu peki toplam? 1. Boşluktaki kısım az oldu. O zaman bu devrilmez. Boşluktaki kısım çok olursa cisim ne yapar? O boşluğa doğru devrilir. Bu devrilmez dedik ve bunu ne yaptık böyle? İşaretledik. Hemen diğer örneğimize geçiyoruz. Bakın 3. öncülümüze geldik ve dedi ki bunun devrilmesi için şu çizgiye dikkat ediyoruz. Çünkü bu tarafta da boşluk var, doğru. Ama buradaki boşluk daha büyük olduğu için bu sistem ne tarafa doğru düşmek ister? Sağ tarafa doğru düşmek ister. O zaman sınırımızı buraya göre belirliyoruz. Ne yapıyoruz şimdi? Sağ tarafa doğru giderken çizginin yanındakilere 1, bir yanındakilere ne diyoruz? 3. Çizginin yanındakilere 1, 1, 1. Çizginin bir yanındakilere ne diyoruz tabii ki? 3 diyoruz. O zaman şöyle 1, 2, 3. 3 de burada. Sol taraf toplam ne yaptı? 6. Sağ taraf toplam ne yaptı? 4. O zaman boşlukta kalan kısım az oldu. Bu o zaman ne olmaz? Devrilmez. O zaman devrilen hangisidir sadece? Birinci seçenektir diyoruz. Ve A seçeneğimizi ne yapıyoruz? İşaretliyoruz arkadaşlar. Bugün bunun gibi bir tane de soru ben size sormak istiyorum. O yüzden dikkatli bir şekilde izliyoruz. Hemen bir diğer soru. Düzgün, türdeş, XYZ levhalarının perçinleşmesiyle oluşturulan levha şekildeki gibi dengede kalıyor. Bakın burada bir levhamız var. Şöyle iple bağlanmış ve dengede kalıyor. Şimdi türdeş dediği için ne yapacağız? Hepsinin ağırlık merkezini düzgün bir şekilde şöyle ortasını işaretleyerek alıyoruz. Şöyle gösterelim. Evet. Daha sonra dengede kalıyor dediğine göre toplam torkun ne olması gerekiyor? Sıfır olması gerekiyor. Neye göre? İpe göre. Çünkü bu dönme hareketini yaparken kimi merkez alacak? İpe bağlandığı noktayı merkez alacak. O zaman buradaki uzaklığımız 1 birim. Buradaki uzaklığımız 1 birim. İpe olan dik uzaklık burada kaç birim? 2 birim. Hemen yazıyorum. X çarpı 1. X çarpı 1 eşittir. Y çarpı 1 artı Z çarpı 2. Şimdi bu denklemi ben kurdum. Tamam. Peki ne istiyor bizden acaba? Bakalım. Buna göre yargılardan hangileri kesinlikle yanlıştır demiş arkadaşlar. Doğruyu sormuyor. Kesinlikle yanlıştır soruyor. Şimdi x'in kütlesi y'ninkine eşittir demiş. X'in kütlesi y'ninkine eşittir demiş. X'in kütlesi y'ye eşit olamaz. Çünkü bakın x eşittir y artı 2 tane z denklemi var. O zaman x y'den nedir? Kesinlikle büyüktür. X ile Y birbirine eşit olamaz. Bu kesinlikle yanlıştır. Ne yapıyoruz o zaman? X'in kütlesi Z'ninkine eşittir demiş. Hemen bakıyorum. X aynı zamanda kimden de büyük oluyor tabii ki? Z'den de büyük oluyor. O zaman X'in kütlesinin Z'ye eşit olma şansı yok. Kesinlikle yanlış.
Y'nin kütlesi Z'ninkine eşittir demiş. Şimdi burada olay önemli bakın. Y ve Z aynı taraftalar. Aynı tarafta oldukları için ne diyemiyoruz? Bunlar arasındaki ilişkide kesinlik kullanamıyoruz arkadaşlar. O yüzden dikkat edeceğiz. Kesinlik sorduğu için bize bunun hakkında ne yapamıyoruz? Doğruluğu ve yanlışlığı hakkında kesin bir yargıda bulunamıyoruz. O zaman bir ve ikinci öncülümüz nedir? Kesinlikle yanlıştır diyoruz. Hemen diğer soruya geçelim. Hemen bakıyoruz. Eşit karelere bölünmüş şekildeki türdeş levhadan taralı parçalar kesilip atılıyor. Şuradaki iki parçamız kesilip atılıyor. Peki bizden ne istiyor bakalım soru. Bu durumda hangi iki parça daha kesilip atılırsa levhanın ağırlık merkezi yine O noktası olur demiş. Az önce yaptıklarımızın benzeri. Dikkatli oluyoruz bakın burada. Ne yapacağız şimdi? Çıkarılan parçalarımız belli. Bunun tam orta noktasını işaretledim. Bunun da orta noktasını işaretledim. Ve buradan ne yaptım bunları? Şöyle bir çizgiyle birleştirdim. Daha sonra uzaklıklar birbirine eşit olacak şekilde tam şöyle şurada şunun kütlesine m, bunun kütlesine m dersek tam burada 2m'lik bir eksilme söz konusu. Peki şimdi ne yapacağız? Şimdi tabii ki bu eksilmenin diğer taraftaki simetriğini de alacağız arkadaşlar. Bakın O noktasına göre, çünkü sistemin O noktası yine değişmesini istemiyoruz biz. Hemen ne yaptım? Bakın şöyle tam simetri olacak şekilde. Tam şu bölgede de yine ne yapmamız gerekiyor? 2m'lik bir eksilme yaratmamız gerekiyor. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Bakın mesela 2 ile 3 olursa olmaz. 2 ile 3'ün kütle merkezi burada. 5 ile 6'nın kütle merkezi burada. 4 ile 5'in burada. 1 ile 4'ün burada. Olmaz. O zaman neye bakacağız? Bakın 2 ve 6'nın kütle merkezi burada. 3 ve 5'in kütle merkezi burada. O zaman bu şekilde seçeneklerimizi deneyeceğiz. Hemen bakıyoruz. Hemen bakalım. Demiş ki bize hangisi olabilir? 1 ve 3. 1 ve 3 tabii ki bakıyoruz. Tek tek şıklara bakacağımıza, gerçi seçtiklerimiz vardı. Neydi bunlar? 2 ile 6 ya da 3 ile 5. Bakıyoruz. 2 ile 6 yok ama 3 ile 5 var. Bu şekilde ne yaptık? İşaretledik. Ve öncülümüzü de geçiyoruz. Hemen sıradaki soruya bakalım. Evet, şimdi bir diğer soru tarzı. Bu sefer de bir karelendirilmiş bir sistemimiz var ve bize demiş ki X, Y ve Z'nin kütle merkezi O noktasıdır. Buna göre demiş ki kütleler arasındaki ilişki nasıldır? Şimdi burada öncülüğümüz şu. Ne yapacağız burada? İki tane kütle, üç tane kütleden iki tanesinin arasını bir çizgiyle birleştireceğiz. Daha sonra diğer üçüncü kütleden ise O noktasından geçecek şekilde bu çizgiyi birleştireceğiz. Ne demek istiyoruz? Şöyle bakın. Şimdi önceliğimiz tabii ki şu. Şimdi diyeceğiz ki hocam ben mesela burayı birleştirsem olmaz mı? Olur. Burayı birleştirsem olmaz mı? Olur. Burayı birleştirsek olmaz mı? Olur. Peki neye göre bunu seçeceğiz? Şu karelendirmeyi boşuna yapmamış. Yani bizim gözümüze daha rahat bir hesap yapabilecek şekilde çizim yaparsak bizim için daha iyi olur. Yoksa bütün çizimler tutması lazım arkadaşlar. Ben hemen ne yapıyorum? Diyorum ki şuradaki X ve ne yapayım? Y'yi birleştireyim şöyle. Bunları birleştirdikten sonra hemen ne yapıyorum? Z'den bu çizgiyi bir çizgi çekeceğim. Ama çizgiyi nereden çekmem gerekiyor? O noktasının üzerinden çekmem gerekiyor. Şöyle gösterdim. Tamam. Şimdi ne yapacağız peki burada? Olay şu. Diyeceğiz ki bu çizginin kestiği nokta burası. Demek ki şu ikisinin kütle merkezi nerede olması gerekiyor? Tam şurada. Bunun uzaklığı 1 birim. Bunun uzaklığı ise kaç birim? 4 birim. O zaman ben ne yapıyorum? X çarpı 4. X çarpı 4 eşittir Y çarpı 1. O zaman kesinlikle ve kesinlikle Y kimden büyük oldu? X'ten büyük oldu. Hatta bunlara kütle değeri verelim. Mesela bakın Y'nin kütlesine biz 4M dersek, X'in kütlesine 1M dersek denklem birbirini ne yapıyor? Sağlıyor. O zaman 4M ile 1M toplam ne yaptı? 5M. Buradaki kütle merkezimizin büyüklüğü ne kadar oldu? 5M oldu diyoruz. Daha sonra ne yapacağız? Şimdi artık bu 5M ile bu Z arasında bir ilişki kuracağız. Bakın burası 2 birim. Burası da 2 birim ve birbirine eşit. Burası 5M ise o zaman bu da ne yapacak tabii ki? 5M'lik bir kütleye sahiptir diyoruz. En büyük kim oldu o zaman? Z. Daha sonra büyük olan kim tabii ki? Y. O da kimden büyük? X'ten büyüktür diyoruz. Z, Y, X diye bir seçeneğimiz var mı? Var. Bursa seçeneğini işaretliyoruz ve sıradaki soruya geçiyoruz. Hemen bakıyoruz buraya. Bize diyor ki
Şöyle bir şekil çizmiş tabii ki burada. Türdeş ve aynı cins madde ile yapılan bir gökdelen için. Gökdelen demiş burada arkadaşlar. Dikkat ediyoruz. Hangileri doğrudur demiş. Şimdi türdeş ve aynı cins madde ile yapılmış. Tamam, doğru. Türdeş ve aynı cins madde ile yapıldığına göre o zaman ne yapıyorum? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Toplam 12 tane kare var. Tam orta noktası neresi oluyor tabii ki burada? B noktası oluyor. O zaman burası bizim neyimiz oluyor arkadaşlar? Kütle merkezimiz oluyor. Fakat özel bir durumumuz var. Özel durumumuz nedir? Şimdi arkadaşlar, normal küçük cisimlerde kütle merkezi ve ağırlık merkezi aynı yerdedir diyoruz. Ama böyle gökdelen gibi, büyük binalar gibi ya da herhangi bir dağ gibi düşünebiliriz bunu. Büyük cisimler için ne yapacağız burada? Kütle merkezi ile ağırlık merkezi aynı yerde değildir. Neden hocam diyeceksiniz? Çünkü yer yüzeyinden yükseklere çıkıldıkça yer çekimi ne oluyor? Azalıyor. Yani bu bölgedeki yer çekimi fazlayken bu bölgedeki yer çekimi ne oluyor gitgide? Azalıyor arkadaşlar. Yer çekimi gitgide azaldığı için o zaman ağırlık merkezi kütle merkezinden biraz daha nerede oluyor arkadaşlar? Biraz daha aşağıda olur. Ağırlık merkezi kütle merkezinden biraz daha aşağıda, fakat aynı ne yapıyor? Düşey doğrultuda olacaktır. Bakalım. Kütle ve ağırlık merkezi aynı yerdedir demiş. Hayır. Kütle ve ağırlık merkezi aynı yerde değildir. Kütle merkezi B'dedir demiş. B doğru, kütle merkezi. Çünkü kütle değişmeyen madde miktarıdır arkadaşlar. Hangi gezegene götürürsek götürelim. Yine ne olacak? Değişmeyecek. Bu doğru. Ağırlık merkezi C'de olabilir demiş. C noktası B'nin aşağısında olduğu için orada olma şansı var mı? Var. O zaman bu doğru bir cümledir diyoruz. Ve 2-3'ü işaretleyip sıradaki sorumuzda da ne yapıyoruz? Geçiyoruz. Evet, bir diğer sorumuz. Burada ise ne var tabii ki? 3R yarıçaplı türdeş levhadan R yarıçaplı levha çıkarılıp yan tarafa yapıştırılırsa sistemin kütle merkezi kaç R yer değiştirir? Şimdi öncelikle bu tarafta biz bir kütleyi çıkartıyorsak burada bir eksilme var. O zaman kütle merkezimiz ne oluyordu? Eksilen tarafın zıttına kayacak. Peki aynı zamanda hem de buraya eklenmiş. O da yine eklenen tarafa kayacak. Demek ki kütle merkezimiz her türlü ne tarafa doğru kayacak? Şu tarafa doğru kayacak. Kayma miktarına da ne diyelim? Delta x diyelim. Peki kütle merkezindeki kayma miktarını nasıl bulabiliriz? Şöyle bir formülümüz vardı. Delta x kayma miktarı eşittir toplam değişen tork bölü toplam kuvvet formülüyle ne yapıyoruz? Buluyoruz. Peki nasıl yapacağız bunu? Çok zor gibi duruyor ama aslında çok basit arkadaşlar. Olay şöyle. Şimdi bunlar levha olduğu için bunların yüzey alanı hesaplayarak ağırlık yerini ne yapabilirim? Kullanabilirim. Mesela yarı çapı R ise bunun ağırlığı nedir tabii ki? Pi R kare. Pi R kare. O zaman ben buna ne yapayım? Bir tane P diyeyim. Peki bunun yarı çapı ne kadar? 3R. O zaman buna da ne yapıyorum tabii ki? Pi 9R kare. Yani 9 tane pi R kare. Buna da 9 tane P deriz. Peki şimdi ne yapacağız? 9P dedikten sonra olay şu. Şimdi toplam değişen tork. Değişen tork ne oluyor? Burada değiştirdiğimiz cisim. Cismin ağırlığı ne kadardı? P kadardı. Yazıyorum P. Peki kütle merkezi ne kadar yer değiştirmiş? Onu da farklı renk kalemle işaretleyeyim şöyle. Bakın bunun kütle merkezi buradan buraya kadar geldi. Şimdi burada R, R idi. O zaman buraya ne kaldı tabii ki? 1 R kaldı. Çünkü toplamı 3 R idi. Burası 3 R. A, burası da 1 R. R burada. 3 R burada. 4 R. Tabii ki buradan buraya kadar da şöyle 1 R de burasıydı. 2 burası. 3 burası. 5 bir de burası. 6 R. Toplam 6 R kadar yer değiştirmiş. Güzel. Yani bu kesilip yapıştırılan parça toplam 6 R kadar yer değiştirdi. O zaman yazıyorum 6 R bölü. Toplam kuvvet. Toplam kuvvet zaten 9P idi. Değişen bir şey olmadı. Kaba, yani burada sisteme dışarıdan bir şey eklenmedi ya da sistemden bir şey çıkarılıp atılmadı. Sadece buradan getirildi, buraya yapıştırıldı. O zaman toplam kuvvetimizde herhangi bir değişiklik yok. Ne oldu burada tabii ki? Sadeleştirdiğimiz zaman, böldüğümüz zaman burada 2R, burada tabii ki ne kalır? 3. O zaman 2R bölü 3 bizim doğru cevabımız olur deriz. Ve ne yaparız arkadaşlar? Hemen diğer soruya geçelim. Hemen diğer soruya geçelim. Evet arkadaşlar, bu az önce çözdüğümüz sorunun benzeri. Bu sefer bu soruyu sizin çözmenizi istiyorum. Bu soruyu çözüp ne yapacağız arkadaşlar? Yorumlara cevapları atıyoruz. Hadi bakalım, bekleyeceğiz. Kimler doğru yapacak? İlk doğruyu kimler yapacak acaba? Bunları bekleyelim. Şimdi sorumuzu da okuyalım acaba neymiş? Özdeş ve türdeş küplerden 1, 2, 3 blokları oluşturulmuştur arkadaşlar. Bakın burada görüyorsunuz. Özdeş küplerden oluşmuş.
Soru bizden ne istiyor? Tabii ki ona bakıyoruz. Buna göre bu bloklardan hangileri şekildeki gibi dengede kalabilir? Şekildeki gibi dengede kalabilir. Hemen şıklarımızı ne yapıyoruz? Aklımızda tutuyoruz ve soruyu tekrar size göstereyim arkadaşlar. Birinci, ikinci, üçüncü. Bu cisimlerden hangileri verildiği konumda dengede kalabilir? Hadi bunları ne yapalım arkadaşlar? Cevaplarımızı şıklara atalım, görelim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.